İsmail, biz galiba uzaylıyız çünkü ünlüyü taklit etmek bizim için normal bir şey demişsin. Hangi gezegenden olduğunu ben soracaktım ama burada o kadar fazla soru var ki hangi gezegenden geldiğine dair. Ha, öyle soru var yani. Sorular var. Ya abi işte öyle bir gezegen varsa oradan gelmişizdir herhalde. Ya nereden geleceğiz işte ya? Dünyalıyız, hepimiz dünyalıyız ya. Nerede? Hangi dünya? İşte bu Senin dünyadayız. dünyanla benim dünyam bir mi ya? Yani işte bu dünyada doğduk, büyüdük abi. Herkesin yeteneğine göre işte bir şekilde Nereden gidiyor. çıktı senin bu yeteneğin? Sen nasıl farkına vardın? İşte küçükken bir arkadaşlar arasında taklitler yapmaya çalışırdık. O şekilde işte ilk başta rahmetli Anladım. Kemal Sunal kahkahasıyla başladı. Bu mudur yani? İlk Kemal Evet, Sunal kahkahasıyla mı başladı her şey? öyle başladı. Yap Sonra... bakayım. Nur içinde yatsın ama ya. Hadi yap bakalım. Hadi yap. Hadi yap Ama sen de aşk olsun. Hadi yap bakalım. Kötü bir şey mi söyledim? Yap. Dur anlatıyorum ya. Dur ya. Yani Kemal Sunal yap hadi. Örnekleriyle ver diyor yani. Oğlundan dolayı bu ara çok yani. Ali, oraya mı gireceksin? Ali kardeşim. Yok Ali o oraya Sunal'la düet yapmak istiyoruz. Desene. Yap Allah aşkına. Oğlunu... Ali Sunal'la düet yapmak evet, istiyoruz. Evet yani onu da söyleyeyim. Bu da enteresan bir şey. Ali ile ilgili hiç alakası yok ama biraz alakası var gibi olsun istedim. Sen ne bir yapıyoruz patlat. Biz? Ne yapıyoruz? Bu bir Ay, ödül töreni. Bu bir ödül töreni. Bir saniye lütfen. Bir şey anlatayım. Ödül töreni lütfen. Nereden vurdun usta ya? Bay. Gidiyor değil Çok. mi sonra? Bir de şu var. Memnun oldum. Benim şu var. Bir de şu var evet ya. Sonra, memnun oldum. Sonra bir hareket yaptı galiba sana. Tabii, hayır öyle olsaydı. Kim yaptı onu ya? Tam ben Tarkan için... yaptı abi sen. Hadi canım. Sen nasıl haberci? Hangi şu Arap coğrafyasının takımı? O şu demek Hayır oldu. Bizim Ayda Tarkan. Bizim coğrafya. Yılda bir anlar adım. Böyle böyle yaptı. Ya üzülmüş. Ben anladığım kadarıyla üzülmüş. Peki sen önce Hadi Kemal Sunal'la başla. Hadi bir Kemal Sunal yap. Hemen lafı değiştirme be. Unutmam Hiç Tuğba ikinci yaptın mı hayatında? Hiç Taktın. Öyle yok yapmadım. Sen yapamıyorsun demek ki Kemal Sunal'la. Yok yapamıyorum. Evet yapamıyorsun. Yapamıyorum lan. Neyse o kadar yeter o. Sana o yeter. Kemal Sunal'la başladın. Sonra. Böyle bir mahalle gazı mı oldu? Sonra tabii arkadaşlar arasında o falan filan olduk. Sonra işte Şener Şen'di. Hatta şey Morikante taklidi yapardım ya. Kante. Morikante. Morikante. Evet. Bilir misin? Tanır mısın? Yekeke. 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 Oo ya sen nerede yaşıyorsun? Hangi dünyadasın? Ben gencim abi yetişemez gibi dünyadan belli. Morikante taklidi. Abi, o zaman... Bir çocuk Morikante taklidi niye yapar abi? Nasıl evet, bir kafadır o? Evet. Ne içiyordunuz siz o zaman? Ne içiyorlar size? Öğretmenin masasının altına girerdim. Utanırdım yani. Orada yapardım falan. Düşün yani. Böyle girerdim. O sıkışıklıkta yapardım o masanın altına. Morikante taklidi. Evet. Bir kuple alamayız tamam. Bir tutturun nanır ki ya. Böyle bir şey. Yıma yıma yıma. İşte böyle girerdik yapardık ve ondan sonra da şey. Bir gün tarih öğretmenimiz yaramazlık falan yaparken beni gördü ayakta şey dedi. Yaz buna sıfır. Bir arkadaşı görevlendirdi. Yaz sıfır yaz buna dedi. Not sözlü notu. Niye ya neden? Çünkü ayakta görmüş beni. İçeri girdim. Ondan sonra dedik arkadaşlar. Ya hocam sizin taklidinizi yapsın. Onu affedin. Sonra onun taklidini yaptım. Yaz kızım 10 dedi. Hani bırak sıfırı. Hadi canım. 10 yazdı sözlü notu. Ve o yıllarda kazandırmaya başladı taklit tabii, sana. Tabii. Bana çok askerde bile çok işime yaradı ya. Askerde kimlerin taklidini yapıyordun? Askerde şimdi şöyle yarışmalara katılmıştım işte o zamanlar. Ondan sonra gittim askere. İner misin çıkar mısın aslında tabii, girdin tabii, değil mi? Tabii tabii iner misin çıkar mısın Birinci zamanında. Mi olmuştun sen orada da? Tabii. Evet, onda da ben de nedir oldum. Abi böyle şey hani böyle çifte çapraz sorguya alırlar ya. Orada birinci mi olmuş? Oradaydım. Oradaydım. Nasıl oldun birinci? Bakalım tiplemeyi şey yapmış mısın? Nasıl Senin yani? Tipin var ya. Nasıl biri çok? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi o Yükseli Balçı olayı bilmem ne falan başka on parmak on marifet diye yarışma Hı-hı. vardı. Onda da. Sen yarışma çok özür dilerim. Yarışma manyağı olarak girdin evet, aslında şeye. Evet. Sisteme başladın. Yarışma, tabii yarışmacı olarak giriyordum ve hep kazanıyordum. Bütün yarışmaları kazandım yani. 35 kişi eledim mesela. 10 parmak 10 marifet diye bir yarışma vardı bir kanalda. Ödülleri nasıldı bunların? Ya işte araba. Buzdolabı, çamaşır makinesi. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim bak şuradan söyleyeceğim. Şey beni görüyorlardı deneme çekimine çağırıyorlardı ya. Mesela hani gidiyorsun yarışmacı olacaksın ya. Diğer yarışmacı adayları böyle beni görüyordu. Tanıyorlar artık. Abi biz bu yarışmada olmasak bundan sonra başka bir yarışmaya gelelim biz abi. Gidiyorlardı. Allah kimse kalmıyordu. Mecbur birinci oluyordum ben de. Ha adamlar kafada elediymişsin ya. O şekilde Müthiş birinci şey. Oluyorduk. Ya. Ne kadar bir servet yaptın şeyden yarışmalardan? Yok be. Öyle bir servet mervet olayı yok yani. İşte araba. İşte bir araba, meyiz, buzdolabı, bir şey. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi ve ondan sonra galiba radyolarda başladı değil mi? Tabii askerde ilk radyoyu askerde başladım. Hmm. Askeri radyoda Kars'ta. Hmm.
biliyorum. Abi askeri radyoda da ne yapar insan yani, onu merak ettim. Güneyde, hayır, Güneyde Vietnam gibi bir şey olmuş ya. Günaydın Vietnam. Hey, good morning Vietnam. Aslında şey gibi yani, normal şu anki özel radyolar gibi bir program yapıyorduk ya. Hani orada işte hazır olda anons yapmıyorduk. Orada şen şakra bir program yapıyorduk yine böyle. Güldürme üzerine biraz falan. Dikkat ediyorsunuz. Ben dikkat ediyorum tabii. Ben bir yönünü çok beğeniyorum. Çok uzun zamandır değil mi bu şeydesi? Hayır, çok uzun zamandır sabırlısın bu konu hakkında. Evet. Kendini çok sabırlı olduğunu düşünüyorum. Çok hani kendinden büyüğünü ezmeye çalışmadığını biliyorum. Havaya girmediğini biliyorum. Yavuz zaten en büyük örneğidir bunun. Her zaman onu desteklemiştir. Ama ben her gittiğimde onların yanına gördüğüm şey odur. Hani İsmail her zaman yerini bildi. Hani sırası geldiği zaman bazı şeyleri yapacağını biliyordu. Evet. Şu anda da galiba çalıştığı televizyon kanalında bunu yapmaya çalışıyorsun. Evet. Ama gerçekten çok uzun süredir hazırladı çok, kendisini ve yaptı. Hem kendi çok destek oldu diye düşünüyorum. Evet. Yavuz da sana çok destek oldu diye karşılıklı düşünüyorum. Olarak, ama sen gerçekten çok saygılı, çok böyle nasıl desem şey bir insansın. Eyvallah. Nasıl desem? Çoğu tiyatrocuya, çoğu tipleme yapana göre çok normal bir şeysin, karaktersin. Normal karakter. Neden güzelmiş biliyor musun? Yani egosuz. Neden? Çünkü gerçekten halkın içinden geldik derler ya, hakikaten öyle. Ben mesela yok çok... baba sen kendini unuttun. O kadar çok adamı taklit ettin ki kendini unuttun. Yani kendinle hiç uğraşamadın. İşte dolayısıyla öyle egosuz kaldın abi, yani. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalle hep böyle işte psikopatın, dayının, bilmem ne olduğu mahalle. Ya yani o şekilde büyüdük. Yani şu anda mesela tipler, hani özgün tipler vardır diyoruz ya mesela. Hı. Özgün tipler yapıyorlar işte, ünlü tipleri. Öyle bir şey yok aslında. Hı. Yaptığın özgün tip zaten o mahalledeki Ahmet abinin, Mehmet abinin taklidi. O da bir taklit. Yani o özgün tip diye bir şey aslında yok. Yani orada bunların hepsi yaşıyor aslında. Yaşanan şeyler, gördüğü zaten herkes şeyler. Kendinden bir şey buluyor. Tabii ki yani işte özgün tipleme yapıyorum. Ben taklit yapmam, öyle bir şey yok. O da taklit. Yani bunu geçecekler. Okay, buradan tamam da sesleniyorum. Al. Düet yapmak da istemiyorum sizinle. Kimseyle düet yapmayacağım diyorsun. Peki.